Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Salat ve selam Allah Resulü sevgili Peygamber Efendimizin üzerine, Ehli Beytinin, sahabe efendilerimizin cümlesinin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, İnşallah bugün Emener Resulü'yü yani Bakara suresinin son iki ayetinin tahlilini yapacağız. Hemen başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan da gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmener Resulü. Burada elif üstün e'dir. Ancak e değildir. Çok ince e değildir. A da değildir. Âmener Resulü de değildir. Âmener Resulü. Demek ki ince harflerde e derken çok ince e değil. E değil. Normal Âmene. Metni tabi bir elif uzatıyoruz. Âmener Resulü. Na değil ne. Nerra sülü. Şedde olduğu zaman bu elif lam takısı okunmaz. Resulü. Sümet tabi bime zile. Mimi çeken harfi metne elif var. Sevmetten uzun hemze gelmiş. Metni munfasıldır. Bime ayrı bir kelime. Ünzile ayrı bir kelimedir. Mimi dört elif uzatıyoruz. Bime ünzile. Burada da ıhva var. Bunu gunneli olarak tutmaya biz ne diyoruz? Ihva diyoruz. Niçin? Nun sakinden sonra keskin z gelmiş. İhva olur. Ünzile. İleyhi mir rabbihi. Min rabbihi demiyoruz. Mirra diyoruz. Sanki ra'nın üzerinde şedde varmış gibi. Bu idgamı bile gunnedir. Tenmin ve nun sakinden sonra lam ve ra harfleri gelince idgam bile gunne olur. Harfler birbirine katılır ama tutulmaz. Mir rabbihi. Mir rabbihi. Hi zamiri uzatılır. Niçin? He zamirinden önceki harfin harekesine bakılır. Harekeli ise uzatılır. Hareketsiz ise uzatılmaz. Burada he zamirinden önce B harfi var. Harekesi var. Bundan dolayı he zamiri uzatılır. Rabbihi. Bir elif metni tabi yapıyoruz. Vel müminun. Mü diye vurduruyoruz. Çünkü hemzenin üzerinde cezim var. Müminun. Dört elif çekerek durdum. Niçin? Tığ duralar. Çekerek durmalarda dört elif çekerek durulur. Mette arız yapılır. Vel müminun. Şöyle bir daha okuyalım. Emener Resulü bime ünzile ileyhi mir rabbihi vel müminun küllün emene. Teminden sonra elif gelmiş. Biz temin niye diyoruz? İki üstün, iki esre, iki ötreyi temin diyoruz. İki ötreden sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. İzhardır, tutulmaz. Hangi harfler izhar harfleridir? Elif, evet. Hı, komşu harfler. Diğeri neydi? Ayın, gayın. Bir de son harfimiz he. Burada elif gelmiş. Tutmuyoruz. Küllün emene. Billahi. Billahi demedik. Billahi ince okunur. Lafzatullah. Allah lafzının okunuşu şöyledir. Allah lafzından önceki harfin harekesine bakılır. Esre ise ince okunur. Üstün ve ötüre ise kalın okunur. Esre gelmiş ince okuyoruz. Billahi.
Ve. Vav harfini her zaman hatırlatıyorum. Dudağımız ileriden gelecek. Ve. Ve meleiketihi. Lamı çeken üzerinde ne var? Bir çeker var. Harfetten elif gelmiş. Sevmetten kırık hemze gelmiş. Metni muttasıldır. Metni muttasıl aynı kelimenin içinde çekme olduğu için metni muttasıl denir. Yani meleike bir kelime. Bir kelime olduğu için metni muttasıl oluyor. Ve meleiketihi bir elif uzatıyoruz. Çünkü kendinin önceki harfin harekesi esre. Ti. Ve kütübihi ve rusülih. Tıdura var. Durduğumuz zaman bu he zamiri çekmez. Ve rusülih. Ve rusülih. Le met tabi. Nüferriku. Ra esra ridir. Nüferriku. Beyne. Ehadim min. Dim. Tenmin. Veya nun sakinden sonra mim harfi gelince idgam malgun nedir? Harf birbirine katılır, giydirilir veya tutulur. Şöyle ki Ehadim mir rusulihi min ru. Nun sakinden sonra veya teminden sonra ra harfi gelirse idgam bilagun ne olur diye biraz önce söyledim. Min Rabbi, mir rusulihi. Aynı örnek. Sanki ra'nın üzerinde şedde varmış gibi okunur. Mir rusulihi. Mirrusüli. Burada gıf durağı var. Gıf diyor, dur diyor. Dururuz. Durduğumuz zaman he zamiri çekmez. Bunu biraz önce söyledim. Ve kâlu. Metni tabi, metni tabi. Semi'ne ve eda'ne. Aynıları çıkarıyoruz ve metni tabi yapıyoruz. Gufraneke. Guf değil, ga değil bu. Gayn harfi olduğu için hu diyoruz. Ga, hu, ga, hu, hi. Esra ötre çıkışları öyledir. Gufraneke. Ra değil de ra'yı biraz bastırıyoruz. Gufraneke. Rabbene. Ve ileyin kel Mesir. Burada durak var. Durarken dödev çekerek duruyoruz. Ve ileykel mesir. Sat eserlerde ı'dan i'ye doğru bir gidiş vardır. Şöyle ki ve ileykel mesir. La lam Lam elifin üzerinde üstün olduğu zaman metni tabi yapılır her zaman. La yukellifullahu. Kef harfini biraz ke değil de kö biraz geriden çıkarıyoruz. Yuke. La yukellifullahu. Allah lafını kan okudum çünkü öncesindeki harf üstün fü. Nefsen illa. Tenvinden sonra elif gelmiş. Ne olur? İshar olur. Biraz önce de söyledim. Tenvin ve nun sakinden sonra elif gelince isharda tutulmaz. Nefsen illa met tabi. Vüs'ahe. Vüs'ahe. Aynı çıkarmaya çalışalım. Ve tı dura var. Burada duruyoruz. Ama çeker olduğu için çekerek duruyoruz. Vüs'ahe. Lehe me met tabi ama aynı uzunlukta olacak. Lehe me kesebet ve aleyhe ve aleyhe mek tesebet mek tesebet harfleri çıkarıyoruz. Rabbene met tabi ra'yı kanı çıkarıyoruz. Rabbena la tuahirna. Burada vav etkisiz eleman. Hemze var.
Ama hemzenin önünde uzatma elifi var gördüğünüz gibi. Metni tabi yapıyoruz. Tüe le tüe hıdne hı esre hı. Hı harfini çıkarmaya çalışalım. Üzeri noktası var çünkü. Bu ha değil hı. Hı. Hı ne. Le tüe hıdne innesine ev ehdane. Nunu çeken harfi metne elif var. Sevmetten uzun hemze gelmiş. Metni munfasıldır. İkisi ayrı kelimelerde olduğu için ehidne ayrı bir kelime, innesine ayrı bir kelime olduğu için metni munfasıldır. İnne birinci nun sakin, ikinci nun hareket olunca sanki nun üzerine şedde varmış gibi nun tutulur. İdgam isim malibun nedir? İnne sine si metni tabi. Yine ne çeken ne var burada? Harfi metne elif var nunun önünde. Hemen karşısına sevmet gelmiş. Uzatma sebebi olarak ne gelmiş? Uzun hemze gelmiş. Metni munfasıldır. Nesine ayrı bir kelime, ev ayrı bir kelime olduğu için metni munfasıl diyoruz. Fasıl fasıl. Dört el uzatılır. İnnesine ev. Eh, hı harfi özellikle bir harfimiz. Onu çıkaralım. E, eh. Ama ah demiyoruz. E diyoruz. Eh, da, ne. Da diye vurduruyoruz çünkü elifin üzerinde cezim var. Da. Ama şu yanlış. Da gibi böyle gizli bir yankı çıkarıyor bazı arkadaşlarımız. O yanlış. Ev, eh, da, ne. Ne. Met tabi çekerek duruyoruz. Cim durağında. Rabbene. Rabbene. Vele. Tehmil. Hü harfini çıkaralım. Te. Tehmil. Aleyne. İ. Yine bu da metni munfasıldır. Aleyne ayrı bir kelime, İsran ayrı bir kelime olduğu için. Nunu çeken ne var burada? Harimetten, uzatma harflerinden elif gelmiş. Uzatma sebebi olarak karşına hemze gelmiş. Hemze geldiği için nunu biz dört elif uzatıyoruz. Aleyne ayrı bir kelime dedik. İsran ayrı bir kelime olduğu için metni munfasıldır. İsran derken sat kalın harf olduğu için kalın çıkarıyoruz. İ, İs, İs. İstemiyoruz. O zaman sin çıkarmış oluruz. Yusran keme tenvin ve nun sakinden sonra kef harfi gelince ıhvadır. Tenvin gunneli olarak tutulur. Ne demek gunneli olarak tutmak? Burundan ve genize ses getirerek tutulur. Şöyle tutuyoruz bakınız. Yusran bu tutmak demek biliyorsunuz. Yusran keme Hameltehu. Hü zamirini uzattım. Niçin? Hü zamirinden önceki harfin harekesi olduğu için. Hameltehu. Yani her zamanın özelliğidir. Tecviddeki kuralları öyledir. Alellezine. Ale. Alellezine. Peltekze. Min. İhva. Niçin? Nun sakinden sonra gaf gelmiş. İhva olur. Min gambeline B harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Ve çekerek duruyoruz. Çünkü uzatma elifi var burada. Min gambeline Min derken dilimizi damağımızı yapıştırmıyoruz. Orada bir boşluk bırakıyoruz. Ve biraz kalınlaştırıyoruz. Genizden ses getirmeye çalışıyoruz. Min Kambeline Rabbene vele teh vele yine vavu dikkatini çekiyorum. Lamı bir elif uzatıyoruz. Vele tuhammilne Mimin üzerine şedde geldiği zaman tutuyoruz. Misil maalihu nedir? Tuhammilne mele bir elif. Dagate. Dagate. T harfi. Dagate. Lene. Met tabi. Bi. Cim durağı var. Durduğumuz zaman bu he zamirleri uzatılmıyor. Bi.
Buradan bir daha okuyalım. Melegate lenebih ve'fu. Aynı çıkaralım. Ve'fu anne. Nun üzerine şedde olduğu için nunu tutuyoruz. Misil maluna yapıyoruz. Ve sonra bir elif çekiyoruz. Anne. Gıf tura var. Burada dur demek. Bizi affet. Amin diyoruz. Ve'fir lene. Gayn yumuşak. Ve'fir ince. Ra sakin olursa, ra'dan önceki harf esre olursa ra ince okunur. Üstün ve tura olursa ra kalın okunur. Esre gelmiş ince okuyorum ra harfini. Ve'fir lene. Gıf tura var. Gıf dur demek Arapçada. Verhamne. Verhamne. Yine gıf tura var. Dur diyor. Burada ra harfiyle kalın okunur. Ver. Ra sakin olsa, ra'dan önceki harf üstün olsa ra kalın okunur. Esrar olsa ince okunur dedim. Verhamne. Ente. Tutuyorum. İhva yapıyorum. Niçin? Nun sakinden sonra T harfi gelince ıhvadır. Nun gunneli olarak genizden ve burundan ses getirerek tutarız. Biz bunu ıhva diyoruz. Ente. Mevlene. Met tabi bu etkisiz Y harfi. Üzerindeki çekere asara bakılır. Mevlene. İkisi de met tabi. Fensurne. Nun sakinden sonra sat gelmiş ıhvadır. Nun tutulur. Fensur diye kalın okudum. Hem sat kalın harf hem ra sakin. Ra'dan önceki harf ötürü olduğu için sat da kalın okunur, ra da kalın okunur. Fensurne alel gavmil kafirin. Alel gavmil ke değil, ince ke değil. Kafirin. Çekerek durdum. Kaç elif? Dört elif. Ne oldu? Metti arız oldu. Evet, bir daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Emener Resulü bime unzile ileyhi min rabbihi vel müminun küllün emene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulih la nüferriku beyne ehadim min rusuli ve kalu semi'na ve eda'na gufranike Rabbena ve ileykel mesir. La yukellifullahu nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ehdo'na. Rabbena ve la tahmil aleyna yusran kema hamaltehu alellezine
min qablina Rabbena ve la tuhammilna ma la dagate lena bih ve'fu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Sadakallahu'l-azim. Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Özellikle yatsı namazdan sonra okumak çok sevaptır. Sevgili Peygamber Efendimiz okurlarmış. Bizler de inşallah her daim Emener Resulü'yü okuyalım. Allah şimdiden kabul eylesin. Evet kıymetli dostlar, başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.